Arkadaşlarım merhaba. Bu videoda sizlere ininat karta hava nasıl yapılır onu göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. Kendi hesabınıza internet üzerinden, mobil üzerinden, mobil bankacılık üzerinden para nasıl yüklersiniz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Ininat uygulamasını Google Play'den indiriyorsunuz telefonunuza, kayıt olduktan sonra böyle bir ekran çıkıyor karşınıza. Bakın hemen para yükle. Buraya tıklıyoruz. Kredi kartı ya da banka ile havale, EFT ile nakit ile seçenekleri var. Kredi kartı banka ile seçeneğine tıkladığınızda yükleyeceğimiz tutarı yazıyoruz arkadaşlar. Ben 50 lira yükleyeceğim diyeyim. Devam et. Hangi kartla yüklemek istiyorsanız o kartın bilgilerine giriyorsunuz ve devam ete tıklayıp İninal kartınıza para yükleyebiliyorsunuz. Geri gidiyorum. Tekrar geri gidiyorum. Havale EFT ile. Bankadan inilen para yükleyeceğiz arkadaşlar. Devam et tıkladık. Akbank'tan yükleyeceğiz mesela. Ya da benim koyan bir finansa hesabım var. Oradan yapalım. Bakın IBAN numarası bu arkadaşlar. Bu IBAN'ı yazdıktan sonra alıcıya burayı yazıyoruz. İnnal hesap numaramızı yazıyoruz. Kalan aylık miktarını gösteriyor. bilgilerini kopyala diyor. Bitir diyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde yazdığımızda çok kolay bir şekilde inal kartımıza havale yapabiliyoruz arkadaşlar. Geri geliyoruz. Nakit ile kısmına giriyoruz. Banka ATM'lerinden zaten birçok videomuzda gösterdik aldığı ücreti gösteriyor detaylı olarak. %1.15 artı 1.04 TL alıyor. Bankamatiklerden aynı şekilde. Ee, şoktan hem 2 TL, 2 TL alıyor hem de ayrıca bir ücret tahsil ediyor. Migros'tan yine aynı şekilde. Carrefour'sa pratik işlem noktaları. Ama Akbank ATM'lerinde ücretsiz tamamen arkadaşlar. Yani İnnal'ın uygulamasını Akbank yaptığı için Akbank ATM'lerde kartsız işlemlerde ücretsizdir. Teknosu da yine 2 TL ücret alıyor arkadaşlar. Bu noktalardan da yükleme yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.